Arkadaşlar Filipinler'deyiz. Balıkçı kasabasına yerleştik. Bak şimdi nereden geçiyoruz? Oydu buydu şuydu derken ada böyle Gümüşhaneli, Giresunlu falan, hani var ya öyle hikayeler, onun gibi Ordulu. İnanılmaz. Hakikaten inanılmaz. Dünyada ölmeden yapılması gereken şeyler listelerini değiştireceğim. Belki de sıcak su, soğuk su kısmı ya da köpek balığı. Allah'ım, bir de hamakta uyuyorlar ya. Keyfe bak. Şunun güzelliğine bak ya. Burası Filipinler olsa beğenirsiniz. Filipinler zaten. Ben Erkut Özen. Coron adasında Barracuda Lake'teyiz. Şimdi çok az şarjım var. O yüzden suyun altını bir çekmek istiyorum. Nefis balıklar var burada. Ve tertemiz bir su. Güneş de açtı madem. Bir bakalım hemen suya. Şarjı sonra teknede halledeceğiz. Yağmur yağması. Vuruyorlar ya. Ayaklarıma. Şu tarafa mı gitmek lazım acaba? Buradan çık. Nefis bir yerler geldi. Barracuda Lake. Harika bir yerler. Ve gerçek anlamda size söyleyeceğim bir şey var. Burada şu can yelekleri olmadan yüzmek lazım ama buna izin vermiyorlar. Yine böyle kayalıkların arasında çökmüş ve bu göle dönüşmüş muhteşem bir yer. Suyun altındaki o kayalıkların yüksekliğini ve ne diyeyim ihtişamını gerçekten görmek lazım. Çok etkileyici. Ben Erkut Özen. Coron adasında Barracuda Lake'deyim. Şimdi sudan çıkınca mikrofon çok iyi çekmiyor olabiliyor. Eminim birçoğunuz sualtı görüntülerini izlemek istemeyebilir. Ben çok seviyorum ayrı konu. Ama yani buraya gelince de yapacak başka bir şey yok gibi. Gerçekten çok etkileyici. Gerçekten harika. Şöyle bakar mısınız şuraya? Burası tamamen nefis bir doğa oluşumu. Barracuda Lake normalde Coron'dan alacağınız Tur C olarak geçen Tur C'nin içerisinde yok. Ultimate Tur olarak satılan turda yok. Süper Ultimate denilen turda var. Ya da buraya gelen teknelerden birine biniyorsunuz ve Barracuda Lake'e girmiyorsunuz. Buraya kadar getiriyorlar size ama giriş parası için 200 peso ödemenizi istiyorlar. Peso, 200 pesoda yaklaşık 95 lira 100 lira arası bir para tutuyor. Bu aralar 1'e 2'den biraz daha düştü. Biraz daha kârdayız bu aralar. Paramız çok değerlendi. Ekonomimiz çok düzgün. Maşallah. İnşallah daha iyi olacak. Filipinlere gelmek isteyenlerle ilgili çok iyi programlarımız var. Yine birlikte Dünyaları Geziyoruz programı çerçevesinde Filipinler'de de nefis noktalara gidiyoruz. Bunlarla ilgili detayları da eğer keşfet.tv internet sitesini ve sosyal medya hesaplarını da takip ederseniz hepsinin detaylarıyla aktaracağım. burada lagunları göreceğiz şimdi. Şuram çok kötü oldu yalnız, bakar mısınız? Cuk yara gibi oldu. Bu zararlı bir şey. Şuraya doğru gidelim bakalım. Nefis yerler göreceğiz. Bu turun en güzel noktalarından bir tanesi. Ikot kayo. Ikot kayo sir. Sama-sama yung isa dito na paikot. Bak şimdi nereden geçiyoruz. Oho. It's a big lagoon, huh? Yeah, it's a big lagoon here. The second lagoon. Watch your head, huh? Yeah, yeah. Pwede pala ito. Okay, okay. Şuradan mı geçelim? Günün yıldızı burası. Yung mag-ala, ulo lang naman maalo. May isa pa akong ulo. Aaa, ne kadar denizler. Güzelliğe bakın. Burası çoğu zaman kapanıyor. O diğer taraftan Hidden Beach ya da Secret Beach'te unuttum. Giremediğimiz nokta gibi. Hava bozuktu o gün. Su buraya girince direkt dışarıya göre çok soğuk. Aa, nefis bir lagun burası. Aa, inanılmaz. Hakikaten inanılmaz. Aa, nefis bir şey. Şu coğrafi yapıyı görüyor musunuz? Bakın çöküntü olduktan sonra böyle burada bir lagun oluşturulmuş. Diğer göller gibi aslında, ama burada geçiş yerleri çok daha yakın. Çok etkileyici. Bu ne ya? Allah'ım yarabbim. Dünyanın güzel yerleri konusunda çok da milliyetçi davranmamak gerekiyor. Burası Filipinler olsa beğenirsiniz. Filipinler zaten. Big Lagoon'dayız. Twin Lagoon'dan büyük olanı tam da şu ufak delikten geçerek girdik. Şurada hemen. Deniz yükseldiğinde dalarak geçilmek zorunda kalınan bir nokta. Allah'ım çok güzel. Dünyada ölmeden yapılması gereken şeyler listelerini değiştireceğim. Erkut Özen'le birlikte dünyaları geziyoruz. Filipinlerin Coron adasında Big Lagoon'dayız. Bir dahaki seyahatimize birlikte gelmek isteyenler de gerek DM'den, gerek yorumdan, gerek mesajlarla, gerek keşfettiği bir internet sitesiyle, gerek sosyal medya hesaplarıyla bağlantıya geçebilirler benimle. Ben şimdi biraz dalayım. Bakalım aşağıda ne var. derin olduğunu söylememe gerek yok herhalde, değil mi? Kenarlara doğru kayalıklar var. Onun dışında oldukça derin. Aa, burada sıcak su var. Kala mo lime juice. Tapos meron siyang ano nang parang may guhit na. Parang may nalagay sa bibig sa ilalim. Ma? Ha? May maliwanag dito. Dito, sino mo may maliwanag? Oo. Di ba? Araw. Şimdi kameraya çekmeye çalıştım. Göründüm bilmiyorum ama suyun altında bir sıcak su, bir de soğuk su akıntısı var aslında. Hissediyorsunuz bunu ama görünüyor da, şnorkelle, gözlükle daldığınızda görünüyor da kameraya gözüktüm bilmiyorum, böyle dalgalandırıyor suyu, geliş gidişi. Belki de şu anda çok balık popülasyonu yok, o dikkatimi çekti ya, bu akıntı onları çok rahat ettirmiyor burada, tam da bilmiyorum. Belki de sıcak su, soğuk su kısmı ya da köpek balığı ya da daha büyük balıklar var, bilmiyorum yani. Burada en azından şu saatte çok büyük bir balık popülasyonu yok ki, çok korunaklı, çok güzel gözüken bir yer. Bakacağız. Belki de bilmediğimiz bazı başka noktalar var. Şunun güzelliğine bak ya. Şurada yaşayabilirim işte, öyle balıkçı kasabasına falan yerleşme fikirlerini boş ver. Şurada yaşayabilirim. Yalnız burada böyle bazı yerler güzel gözüküyor. Şöyle düşünün, internet yok, elektrik yok, tuvalet. Eğer siz bir şekilde bir yerde halletmişseniz var. Onun dışında her şey çok güzel. Su sıkıntı. Canınız istediğinde BİM'e A101 şoka gidemeyeceksiniz. Ha, bunlar böyle komik gözüküyor şimdi de. Gerçekten yaşarken çok kolay değil. Su olayı acaba nasıl çözülüyor tabii, o da çok önemli. Ama vardır burada kaynaklar. Olmadı, öylesine yağmurlar yağıyor ki bir yerlere bir şeyler bırakılır. Zaten orada elektriği de sanıyorum güneş enerjisiyle hallediyorlar. Bir tane güneş enerjisi paneli koymuşlar küçük. En azından bir ampul yanıyordur, şarj ediyorlardır telefonları. Yine internet dedim ya. Erkut. For difficult for you. In Turkey. You're famous in Turkey? Yeah. Wow! I have a Facebook account. Yeah. I have a Facebook account. Facebook, Instagram, yeah. YouTube. Facebook. You're from Istanbul? Istanbul. I give you my yeah, okay. Yeah. Facebook account, then tell to the other people okay. In your super. Country come visit the Philippines. To visit here in Coron, okay? Okay, super. Okay, I give you my Facebook account. Thank yeah. you. I'm so lucky. Hey, welcome to my blog. Sorry? What was the name? Your name? Aljun Tayo. Aljun. Yes. Aljun. 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 Yes. Aljun. I give you my Facebook account. Okay? Yeah. I give you my Facebook account. Huh? Oh no. I know. From Turkey. In Turkey, Turkish. Yes. Turkish? Yes. In not Arabic. Turkish coffee. Yeah. You're right. Turkish coffee. Did you come to Turkey? I tried Turkish coffee. Bitter, too much bitter. Yeah, it's a. And I know how to make it. Sir, you can. Good job. Come here, good job. We make a lot of video. Good job. Oh, my God. Yeah, that's my background. Yeah. The flower. Yeah. Allah'ım, bir de hamakta uyuyorlar ya. Keyfe bak. Of ya. Müzik de var. Bak abi hamakta da uyuyor. Balıkçı kasabası he? Tamam. Okey. Haydi bakalım. Arkadaşlar Filipinler'deyiz. Balıkçı kasabasına yerleştik. Daha doğrusu burada bir balıkçı kasabası kuracağım. Şimdi buraya bizim oradan alakasız biri yerleşmiş olsa daha sonra aynı köyden akrabalarını çağırır. Sonra buraya bakkal çakkal açarlar. Oydu buydu şuydu derken ada böyle Gümüşhane'de Giresunlu falan, hani var ya öyle hikayeleri, onun gibi Ordulu. Öyle bir şeye döner. Onun için aslında taşındığınızda kimseye söylemeyeceksiniz. Ya o balıklar bacağıma vuruyor. Ya da beni yiyorlar. Ben de vuruyor zannediyorum. Ah, çok güzel. Nefis nefis, gerçekten nefis. Oh. Şurada bir yapı daha var. Bu tip yerlerde genelde tekneler geliyor ve yemek yiyorlar. Biz de yemeğimizi bu tip bir yerde yedik. Öyle bir yer yapmışlar. Tahtalardan bir iskele, üzerinde birkaç yine ahşap masa, masalar tamamen iktidai. Açık büfe şeklinde ama yemek yiyorsunuz, çok güzel oluyor. Ben kaybolmadan, gruptan ayrılmadan, gruptaki sonda kalan kuzu olmadan, kurt kapmadan gruba katılayım bari. Çok keyifli, çok tatlı insanlarla birlikteyim yine. Bu sefer kalabalığız diğer turlara göre. Ama nefis. Filipinler'den tutun İtalya'ya, İngiltere'ye, Amerika'ya kadar herkes var. Gerçekten bayağı bir yüzdük. Ya da ben uzun zamandır böyle yüzmüyorum. Şimdi o geçitten bir daha geçeceğiz. Aslında o geçitin dışında, burası denize açılıyor tabi. Lagün sonuçta. Göl değil. Ama otantik yeri burası. Hatta onu da bırakalım. Bizi bırakan tekne orada. O yüzden buradan geçmek zorundayız. Diğer taraftan çok daha uzun sürer. Hadi bakalım, kafaları vurmadan. Bir daha delirim aynı şey. Sular yükseldiğinde buradaki merdivenler kullanılıyor. Yine bu tarafa geçilebiliyor yani. Çünkü tehlikeli olabiliyor. Dalgalanmalarda burada su sizi tepeye çıkartıp kafanızı vurdurabiliyor. Burada olduğu gibi. Burada da bir kaya var. Aa, ne çok bağırıyorsunuz arkadaşlar. Böyle bir trend var. İnsanlar birbirlerinin can yürekleri böyle yatarak birbirlerine bağlı şekilde çemberle şarkı söylüyorlar. Uzak Doğu'da, Güney Asya'da böyle bir trend var. Ve geri dönüşü vakti. Coron'a geri döndük. Şehir merkezine, otelime doğru gideceğim. Şöyle de Bu yüzen iskelelerden yürüyoruz. Bunlardan benim için haz etmiyorum. Umarım keyif almışsınızdır. Nefis bir video oldu. Abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmuyoruz. Ben Erkut Özen. Filipinler'de Coron'dayız.